en çok merak edilen soruya hoş geldin Tunç. Hakikaten hocam, günde kaç soru çözeceğiz aynen, ya? Aynen, herkesin derdi bu. Hatta Sultan demiş ki bize, hocam günde hangi dersten kaç soru çözmeliyiz? 154 beyni almış. Eren demiş ki, hocam iyi bir Anadolu Sesi için günde en az kaç soru çözmeliyiz? Kaç günde bir konu tekrarı yapmalıyız? Hepsini cevaplayacağız. Yapman gereken çok basit bir şey var. Günde çözmen gereken minimum soru sayısını buraya yazmak istiyorum. Bu kadar. LGS'de çıkan soru sayısı kadar. Yani senin çözmen gereken minimum, kendini kötü hissetmen gereken, ben bu kadarı çözmezsem kendimi kötü hissedeceğim diyeceğin soru adedi bu kadar. Ha sen fen lisesi istiyorsan bunun Tonguç evladım benim 1,5 katını çözmelisin. Yani 90 çarpı 1,5 çözmelisin. Ha sen derece istiyorsan 90 çarpı 2 çözmelisin. Ama burada sana bir şey hatırlatacağım. Buradaki sana hatırlatacağım şey de bu soruların nasıl kalitede olduğu. Yani sen... Bir de hangisinden kaç tane çözeceğim hocam? Bazen mesela 500 tane soru çözen arkadaşlar da olabilir. Veya işte 700 tane. Ama soru kalitesi burada çok önemli. Burada çok önemli bir şey yazmak istiyorum. Yeni nesil. Her çıkan testin... Yani hangi testler çıkıyor biliyor musun? Türkçe, ondan sonra sosyal, ondan pardon inkılap, ondan sonra din, İngilizce, matematik, fen çıkıyor değil mi Tonguç abi? Evet hocam. Hepsinin katsayısını biliyor musun? Çarpı 4, bunlar çarpı 1. Ve Tonguç çok önemli bir şey daha var. Bunlardan 10'ar soru çıkıyorken bunlardan 20 soru çıkıyor. Aa. O yüzden senin 90 sorudaki ağırlığın kesinlikle ve kesinlikle bunlar olmalı. Özellikle sınavda eleyici olan kısım, yani şu matematik, fen ve Türkçe olduğu için, özellikle matematik olduğu için de buna birazcık daha ayrı kayırma yapmamız gerekiyor diyoruz. Tolerans. Aynen. Peki Tonguç evladım benim. Hocam konu mu soru mu? Aynen. Herkesin birkaç tane derdi var. O da şu. Ya ben konu mu çalışsam, soru mu çalışsam? Hocam konu çalışmak istiyorum. Derslere göre değişir. Çok basit bir cevap var. Derslere göre değişir. Sen eğer inkılap, din, İngilizce'de çalışmak istiyorsan birazcık daha konu ağırlıklı gitmende fayda var. Ama Tonguç evladım benim, Türkçe, matematik, fen gerçekten de soruyla halledilir. Ha bunlar da soruyla halledilir ama şunu bilmen gerekiyor. Konuya hakimsen zaten zaman kaybetmene gerek yok. Zaten sen bu konuları biliyorsan, bunlar kısa tekrarlarla hemen hatırlatılabilir. Bu arada onu söylemek istiyorum. Türkçe'de zaten bilecek bir şey yok. Her şey paragraf, her şey sözcükte anlam. Daha basit. Zaten Türksün sen, her şeyi yapabiliyorsun. Ama bu Türkiye. Soru pratiği çok önemli. Aynı zamanda matematikte. Matematikte de tek bir şey tavsiye ediyorum. Sadece yeni nesil soru kas. Yani gerçekten de yeni nesil sorulara yüklenmen, bayağı bir kendini oraya vermen gerekiyor. Matematik, fendeyse Tonguç Erhan Bey, zaten sorular yeni nesil çıkıyor, deney soruları çıkıyor ama burada tekrar söylüyorum. Yine kısa konu tekrarlarıyla yapabilirsin. Kısa konu tekrarlarıyla yapabilirsin. Hatta matematikte hiç direkt yeni nesil sorularla da başlayabilirsin. Onu da sana söyleyeyim. Hocam bazı arkadaşlarım süt vermeye başladı. O kadar çok çalışıyorlar ki. Bazıları diyor ki ben 500 soru çözüyorum. Aynen, süt veriyor hocam. İnek oldu aradan. Ya ben şuna inanmıyorum. Bir insan günde 500 soru çözemez. Neden çözemez? Hemen matematik hesabını yapıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bir yeni nesil soruya, yeni nesil soruya 2 dakika vereceğini söylüyor matematik ve fen adı açısından. 500 çarpı 2 yani 1000 dakika eder. 1000 bölü 60 dakika yaparsan Tonguç evladım benim, toplamda kaç dakika ediyor biliyor musun? Kaç saat ediyor biliyor musun Tonguç abi? 1000 bölü 60 hemen yap bakayım. 17 saat ediyor. Of. Ya bir insan günde 17 saat çalışabilir mi? Eğer yeni nesil çözüyor. Ben 17 saat internete girebilirim. Burada ne hesabını yapıyor musun? Bu adamlar yeni nesil soru çözmüyor. Aa. Yani bu adamlar gerçekten de Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği soru rakamına göre çalışmıyor. Ya bu adamlar derken çok az zaten böyle hava atan tipler vardır. Bunlara hiç aldanma. Sen tekrar söylüyorum minimum çalışma dediğini ama doğru sorularla. Bak burada bir şeyi daha tekrar vurgulamak istiyorum. Doğru sorular çok çok önemli. Bununla çalışmaya devam et. Doğru çalışmak çok önemli o yüzden. Ve sürekli bildiğin konudan soru çözersen gerçekten ilerleyemezsin. Senin zayıf olduğun noktaları. Tonguç evladım benim, sen bir zincir gibisin. Tamam mı evladım benim? Teşekkür ederim bir hocam. Zincirin gücünü belirleyen nedir biliyor musun Tonguç evladım benim? Paslanmaması. Hayır. Ne alakası var? En zayıf halkasıdır. Bak bu halka kalın. Bu halka kalın. Bu halka kalın. Bu halka. Bu halka. Bu halka. Ama bu halka ince. Aa. Bu zinciri buradan çektiğin zaman bu halka yüzünden kopar gider. Diğerleri de zayıf görür. Dolayısıyla rica ediyorum sen burayı güçlendirmeye çalış. Burayı şey yap. Ama burada şöyle bir şey de var. Burada şöyle bir şey var.
her bir dersin değerini de çok iyi bil. Yani sen Türkçe, matematik, fen, tamam mahşerin dört artlısı, yani gerçekten en fazla soru çıkan, en fazla katsayıya sahip olan şeyler. Ama biz burada da şunu yapmamamız gerekiyor. Ya ben matematiği kasacağım diye fen ve Türkçeden de olmamam gerekiyor. Çünkü aynı sayıdalar bunlar. Aynı özellikler. Yani sen eğer ben matematiği yapıyorum diyerekten fen netlerini fende boşlar bırakırsan sınavda veya Türkçede boşlar bırakırsan ve Türkçede kötüye gidersen o zaman kötü olur, yazık olur. O yüzden hepsine mi çalışacağım hocam? Çok dikkatli. Kendi kendinin mühendisisin sen. Kendi kendinin doktorusun sen. Tekrar söylüyorum. Sen bunu yapabilecek kapasitesin. İnsan kendinin doktorudur. Aynen öyle. Ben İnsan kendinin doktoru. Kendi kendinin mühendisi. Kendini inşa ediyorsun şu anda. Doğru düzgün inşa edip doğru düzgün çalışıp çok güzel bir şey yapabileceksin, hiç merak etme. Hadi bakalım, unutma, her soru seni başarıya yaklaştırıyor. Her doğru soru, şuraya bir tane şey eklemek istiyorum. Her doğru soru seni başarıya yaklaştırır. Dolayısıyla doğru kaynaktan çalışmayı unutma Tonguç herhalde benim. Doğru kaynağı unutma ve Tonguç senin için bütün kaynaklarında en doğru soruları, en güncel soruları da koydu. Ufak bir bal reklamı da yapmış oldum. Kusura bakma. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım. Müdahale. We'll be right back.